Yas, orman koruyucusu. Hurgege. Geçen gün neler olduğunu bir bilsen, merak etme, her şeyi anlatacağım. En başından başlayayım en iyisi. Okulda hayat bilgisi dersinde Bayram Ali öğretmenim ormanları anlatıyordu. Çok sayıda ağacın bir arada olduğu böyle doğal yeşillik alanlara orman denir çocuklar. Dünyamızın doğal dengesinin bir parçasıdır ormanlar. Ve bütün bu ağaçlar, gördüğünüz bitkiler, içinde yaşayan türlü türlü hayvanlarla ormanlar hepimiz için çok değerlidir. Ormanlar canlı mıdır öğretmenim? Şöyle demek daha doğru olur Ayşe. Ormandaki bütün ağaçlar, bitkiler, hayvanlar birer canlıdır. Peki bir annemiz doğurmuş ya, bu ağaçları, bitkileri kim doğurmuş öğretmenim? Ayaz'cığım, bu ağaçlar, bitkiler, tohum dediğimiz, bakın böyle küçücük şeylerden doğarlar. Ama burada fasulye de var öğretmenim. Hatta mercimek de var. Evet, doğru. Biz bazı bitkilerin tohumlarını afiyetle yeriz. Fasulye, mercimek, mesela badem, nohut. Bunlar bizler için hem besin kaynağıdır hem de birer tohumdur. Ağaçlarda tohumdan mı doğar peki öğretmenim? Evet Ayaz. Ağaç tohumları küçük ağaç yavrusu diyebileceğimiz fidanlarda toprağa dikildiğinde ağaca dönüşür. Ağaçlar da bir araya geldiklerinde işte bu harika ormanları oluştururlar. Ormanlar bütün dünya için çok değerlidir. Bayram Ali öğretmenim bize o gün harika bir orman şarkısı öğretti. Ve ertesi günde okul olarak ormana gideceğimizi müjdeledi. Zaten ne olduysa orada oldu. Ağaçlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdumda. Harika söylediniz çocuklar. Aferin size. Ormanlar bizim içimize çektiğimiz havayı temizler çocuklar. Derin derin içinize çekin bu temiz havayı. Gelin, gelin yanıma. Ağaçlar hakkında çok özel bir bilgi vereceğim çocuklar. Burada. Ağaçların ve ormanların bir numaralı koruyucusu kimdir biliyor musunuz çocuklar? Kimdir öğretmenim? Çocuklardır. Biz mi? Evet Selin. Her çocuk birer orman koruyucusu olarak doğar. Ağaçlar sizler gibi çocukların sevgisine ve korumasına muhtaçtır çocuklar. Yani biz şimdi orman koruyucusu muyuz öğretmenim? Evet Ayaz. Hepiniz birer orman koruyucususunuz aslında. Orman koruyucusu olarak her çocuğun görevi ormanı bilgisiz veya kötü niyetli kişilerden korumaktır. Mesela insanlar ormanlarda piknik yaparlar ve etraflarını çöpler içinde bırakıp giderler. Böyle bir durumda sizin bir orman koruyucusu olarak yapmanız gereken o kişilere bu çöplerin toplanıp ormanı temiz bırakmaları gerektiğini söylemektir. Abla! Bu çöpleri toplamadan hiçbir yere gidemezsiniz. Orman sizi affetmez. Evet. Hadi gidelim sür. Ormanlar için en büyük tehlike ise orman yangınlarıdır çocuklar. Yine bazı kişiler ormanda mangal yapmak için ateş yakarlar. Ormanın keyfini sürüp yaktıkları ateşi söndürmeden ormana dökerler.
Bu yaptığı şey birden koca bir ormanı birkaç saat içinde yakarak yok edebilir. Ya da içtikleri sigarayı söndürmeden ormana atarlar. Ya da bir cam şişeyi ormanda bırakırlar. Cam güneş ışığını üzerine çeker ve yine koca bir ormanı yok edebilecek bir yangın çıkmasına sebep olabilir. Hepsini söndürmeliyim, hepsini! Bunu yapmaya hakkınız yok! Ormanlarımız yanmasın! Yaptığınızı beğendiniz mi? Koskoca bir ormanı yok ettiniz! Çünkü mangal ateşinizi söndürmediniz! Çünkü o iğrenç sigaranızı söndürmeden ormana attınız. Çünkü o şişenin tüm ormanı yakacağını düşünmeden onu çöpe atmayıp ormanda bıraktınız. Ormanlarımıza bunu yapmaya hakkınız yok. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Evet Ayas, kesinlikle kimsenin bu güzel ormanlara bu kötülükleri yapmaya hakkı yok. Bu yüzden ormanların sizler gibi bilgili ve ormanları seven koruyuculara ihtiyacı var. Gerçek bir orman koruyucusunun görevi etrafındaki herkesi bu konularda bilgilendirmek ve uyarmakla başlar. Ne zaman ki ormana zarar veren birini uyarıp hatasını anlamasını sağlarsanız, o zaman hepiniz gerçek birer orman koruyucusu olacaksınız. Şimdi çok uzaklaşmadan biraz ormanı keşfedin. 5 dakika sonra hepinizi tekrar buraya bekliyorum. Hepimiz orman koruyucusu olarak doğmuşuz, ha? Hey! Var mı bizim ormanlara göz koyan? Ormanı beraber korumaya ne dersin? Yapma Özgür abi ya. Niye o kadar korktun teyze oğlum? Hadi hep beraber biraz ormanı koruyalım. Hata yapan birilerini bulup gerçek birer orman koruyucusuna dönüşelim. Hadi! Nereye gidiyoruz? Kuşların güzelliğine bak. Güzel kuşlar. Hu mu? O ne yaz? Hu merhaba demek Mustafa abi. RGG'de hiç duymadın mı? Bizim büyük büyük atalarımız hep birbirlerine böyle merhaba derlermiş. Oo vallahi duymadım. Şşş, burada bir sincap var baksanıza. Hani nerede? Ha çok güzel. Orman çok güzel bir yer. Huu güzel sincap. Ha, yavrusu da var. Evet evet gördüm. Hey buraya bakın. Ha? Artık kurtarılmayı bekleyen bir ormanımız var. Evet bizler birer orman koruyucusuyuz. Kimsenin onu yakmasına izin veremeyiz. Gidelim. Şşşt sessiz. Onun ne yaptıklarını görüyor musun? Tam öğretmenin anlattığı gibi mangal yapıyorlar. Dur bakayım. Her yere de çöp atmışlar. Ormanımızı kirletmişler. Durun durun ben de bakayım. Şişeleri de yerlere atıyorlar. Biraz bekleyelim. Eğer etrafı toplamayıp ateşi söndürmeyip gitmeye kalkarlarsa orman koruyucuları iş başına geçmek zorunda kalır. Evet. Yaşasın orman koruyucuları. Yaşasın orman koruyucuları. Yaşasın orman koruyucuları. Ha, ateşi söndürmediler. Çöpleri de toplamadılar. Hadi hazırlanın. Görev zamanı. Gidelim. Baba ateş sönmedi. Bir şey olmaz. Söner o kendi kendine. Ama baba. Anne cepleri toplamayacak mıyız? Bırak oğlum bırak. Elbet birileri topluyordur. Ama anne. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hiçbir yere gidemezsiniz. Nerede kim? Orman koruyucuları.
Lütfen bize zarar vermeyin. Siz de o zaman ormana zarar vermemelisiniz. Tamam tamam. Ne yapmamızı istediğinizi söyleyin de hemen yapalım. İşte buradalar. Bir daha ateş ne oluyor yaptığınızda orada? Onu söndürdüğünüze emin olmadan... Etrafa saçtığınız çöpleri, şişeleri bir güzel toplamadan evinize gitmiyorsunuz. Bu ormanlar babanızın malı değil. Hepimizin malı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi hemen ateşi söndürüp tüm çöpleri toplayın hemen. Ben ateşi söndürürüm demiştim baba. Söndüğüne emin ol. Tamam tamam. Ben demiştim ama çöpleri toplayalım diye. Evet, çok güzel oldu. Şimdi evinize gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın Orman Kardeşleri. Aferin size çocuklar. O kim be? Seçtiğiniz yol biraz tartışılabilir ama yaptığınız şey, yani onları uyarmanız ve yaptıkları hataları anlamalarını sağlamanız kesinlikle çok doğruydu. Artık sizler gerçek birer orman koruyucususunuz. Üçümüz de çok mutlu olmuştuk. Tüm çocukların birer orman koruyucusu olduğunu bilmek ve gerçek bir orman koruyucusu olmak çok güzel bir duyguymuş. Yaşasın ormanlarımız! Yaşasın orman koruyucusu tüm çocuklar! Bugünkü günlüğünüz başarıyla kaydedildi.